Gaziantep maçına galibiyet turnuvasıyla gitmiştik. Galip gelmemiz gerekiyor bu maçlardan. Artık bizim ligin son 8 haftasında maksimum puanları almamız gerekiyor ligde kalabilmemiz için. Gaziantep maçı da ilk maçımızdı. İşte Rizespor galibiyetinden sonra pandemi arasından sonraki ilk maçtı. Buraya da galibiyet parolasıyla gittik. Ve de galip gelmek için her şeyi yaptık. 6-7 tane futbolcularımız maalesef %100 net gol pozisyonundan yararlanamadılar. Bunun sonrasında 1 puanla dönmek zorunda kaldık ama 1 puan bizi mutlu etmedi tabii ki. Biz galip gelmek istiyorduk. Şampiyonla oynayan 3 takımla maçımız var. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray takımlarıyla maçımız var. Bizim için artık rakibin hangi pozisyonda olduğu fark etmiyor. Bizim kesinlikle ve kesinlikle bundan sonraki haftalarda 3-4 galibiyet muhakkak almamız gerekiyor ligde kalabilmemiz için. Onun için bu hangi maçta olur, nasıl olur onu bir şey yapmıyoruz. Yani maç ayrımı yapmıyoruz. Bütün maçlarda galibiyet parolasıyla. Bazı maçlarda belki çok kritik deplasman maçlarında en az 1 puan parolasıyla ama bizim 3 ya da 4 galibiyeti muhakkak ligde kalmamız için gerekiyor. Tabii ki Başakşehir maçına da biz galibiyet için çıkacağız. Ondan sonraki bütün maçlara da galibiyet için çıkacağız. Dediğim gibi yani Başakşehir güçlü bir takım. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. Ama bizim de artık bu saatten sonra bu puan kaybına çok fazla tahammülümüz yok. Ankaragücü de ilk yarıdaki Ankaragücü değil. Gaziantepspor maçında bunu herkes de gördü. Yani futbolcularımız 93-94 dakika boyunca oyundan düşmeden ve son dakikaya kadar galibiyeti isteyerek, arzulayarak oynadılar. Onun için Başakşehir maçı zor olacak muhakkak ama oradan da galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Seyircisiz maçta çok fazla saha ya da deplasman bence fark etmiyor. Ama biz Ankaragücü olarak seyirci desteğiyle yıllardır galibiyetler alan bir camia, bir kulüp olarak bu seyircisiz oynanması gerçekten bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bunu söyleyebilirim burada. Çünkü seyircimizle oynadığımız maçlarda Ankara'da, bazen de deplasmanlarda ciddi bir baskı kurabiliyoruz biz. Bunlardan mahrum kaldık. Onun için seyircisiz maçın kendi evinizde ya da deplasmanda oynamanızın çok bir farkı olduğunu düşünmüyorum ben. Biz Ankaragücü olarak inanıyoruz ligde kalacağımıza. Bunun için emek ve çaba sarf ediyoruz. Zorlu geçiyor. Tabii ki diğer rakiplerimiz de aynı düşünceler içerisinde. Bu sene erkenden bir kopma olmadı. 7 hafta var. Henüz bence 6-7 takımın hala 5 takım belki daha yoğun miktarda düşme baskısını hissediyor. Ama 7 takıma kadar da hala belki 8 takımında düşme kalma konusunda net olmadığını görüyoruz. Onun için zorlu geçecek bu yarış. Rakiplerimiz de tabii herkes devre arası transferlerini yaptı. Takımlarını güçlendirdi. Onlar da kalmak için ellerinden geleni yapacaklar. İşte bunun en önemli örneğini işte Rizespor Galatasaray maçıyla gördük. Rizespor düşme potasında bir takımdı. Yani potaya yakın bir takım. Galatasaray şampiyonluğu oynayan bir takımı 2-0 yenebildi. Onun için artık bu saatten sonra müsabakalar kimin nerede olduğundan ziyade herkes alması gereken puanları alma derdiyle oynayacağı maçlar olacak. Mustara'ya buradan sizin aracılığınızla geçmiş olsun dileklerimizi biz de iletiyoruz. Ankaragücü Kulübü olarak, kulüp başkanı olarak ben de kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Profesyonel, gerçekten de örnek bir sporcu. Onun için Allah bir an önce acil şifalar versin diyorum kendisine. Ama aynı ilgiyi ve hassasiyeti bizler de, bizim futbolcularımız da bekliyor. Aynı Rizespor maçında bizim kaptanımız Sedat'ın elmacık kemiği kırıldı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. 1,5-2 ay hiç antrenman bile yapamadı. Çok ciddi bir yüz ve çene ameliyatı geçirdi. Aynı duyarlılığı bizim futbolcularımız, Anadolu kulüplerinin futbolcuları, Türkiye'deki tüm futbolcular için de gösterilmesini bekliyoruz. Futbolcuları bizim bir araya getirmemiz, toplamamız, bu işe motive etmemiz hiçbir kulüpte kolay olmadı. Çünkü herkesin hala kulüplerimizde, bakın kulüplerin çoğunda da bu sorunlar vardır. Tesislerde girmek ve çok fazla durmak istemeyen futbolcular var. İşte biz ilk defa bu hafta Ankara'da kamp yapacağız ama ister istemez tabii insanlar psikolojik olarak bu işten kendilerini kurtaramadılar. Her gün Türkiye'de işte bir şekilde vaka sayılarının arttığında görüyor bu insanlar da. Futbolcuların çoğu da yabancı futbolcular. Bundan etkileniyorlar. Tabii ki bu lig normal oynanacağı süredeki lig gibi değil şu anda. Kolay değil tabii bu sıcakta da bu mevsimde de futbol oynamak onun için zor olacak. Allah'ın durumuyla ilgili açıklamayı daha sonra yapmak istiyoruz. Kendisi de bazı durumlar var. Onlar netleştikten sonra bir açıklama hem kendisi yapacaktır hem de biz yaparız.